Temizlik işi yarım kaldı. Oğlum yolda geliyor. Halıların üzerini süpürdüm. Bıraktım. Yapacak bir şey yok. İlk önce onun yemeğini hazırlayalım. Akşam getirdiğim böşmelinin suyunu ısıtıyorum. Böşmeli haşlayacağım oğluma. Burada da yemeğim pişiyor. Arka ocağa aldım yemeği. Burası daha hızlı yandığı için çabuk ısınsın. Ayranını da yapalım. Böşmeli oldum. Onlar başka hiçbir şey istemezler. Benim çocuklarım, eşim çok severler. Ben de severim böşmeliyi. Kaynadığı zaman haşlamasını yapacağım. Böşmelinin suyu ısınsın. Ben de buradan hamurumla tepsiye koyuyorum. Şöyle ufak bir tepside oğluma kadar ama dökülmeyecek, bu anlaşıldı. Kaşıkla koyalım. Bunu böyle yaptığınız zaman derin dondurucuya da poşetleyip kaldırsanız istediğiniz zaman yersiniz. Benim oğlum geldi. Haydi, bu niye açılmış? Direkt buna bastığım için mi acaba? Gelmiş. Yetiştiremedik temizliği de. Hep benim aklım temizlikte. Hemen ben koyayım bir taraftan. Dediğim gibi bunu böyle yapıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Poşetleyip istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Az az açıyoruz ki birden açarsak kalmasın, yağın olmasın. Ekmeğine yanına bol köpüklü bir bayan yapalım. Oğlum olacak. Burada kaynamaya başladı. Köpüklüyü de koydum. Açlamasını yapacağım. Böşmelimin suyu kaynadı ve haşlamasını yapıyoruz. Etini sonra koyayım, kapatalım üstünü. Daha sonra etini ilave ederim, bastırmasın hamurunu. Şöyle tepsiyi kapatıyorum. Suyunu çekmesini bekliyorum. Bu arada yemeğim de kaynıyor. Ayranım da oldu. Ayranını da koyalım. Hazırlayalım yani oğlumu, yemeğini. Tepsiyi kaldırıyorum. Çok az bir suyu kalmış. Bu kadar yeterli. Eteni koyalım. Ekleyelim daha doğrusu. Böyle. Oğluma götürüyorum. Çatalına kaşığına bol köpüklü ayranı yemeğe hazır. Ben de tabii ne yapıyorum? Kahveyi sonra yapacaktım ama ben de oğlum yemeğini yerken kahvemi içeceğim bir tarafta. Oğlumun yemeğini götürdüm. Kendime de kahvemi yapıyorum. Oğlumla biraz güzel vakit geçirelim. O yemeğini yesin. Ya ben çıkar balkonda içerim. Ya da oğlumun yanında bakarım duruma göre. Ama tabii ki suyu kapatalım. Yemeğimiz de pişiyor. Bir tek temizliğim kalıyor. O da oğlumu geçirdikten sonra rahatla yapar. İnsan yanında biri oldu mu ben temizlik de yapamıyorum. Bırakıyorum yani temizlik işini. Mis
Mis gibi Türk kahvesi. Kahvelerin bol köpüklü mis gibi oldu. Oğlumun şansına bu da tabii, orada koca bir de göz çıkmış. Oğlumla karşılıklı şöyle bir anne oğul kahvesi içelim. Yaparsanız size de afiyet olsun diyelim. Daha sonra da temizler devam edelim. Oğlum geldi, yemeğini yedi, üzerini değiştirdi. Annesinin işlerini de yarım bıraktırdı ve getiriyorum. Yani değiştire başlıyorum. Yemeğim pişti gerçi, temizlik kaldı. Temizliğimi yapacağım şimdi. Sineklere bak ya. Evet. Annesinin camları. Benim işim biter mi? Bitmez. Şuralara bak. Kuş pislikleri. Leş sinekleri. Şuraya bak. Kocaman kocaman sinekler. Çarşı sözde burası. Her türlü böcek mevcut. Şimdi işe başlayabilirim artık. Oğlumu da getirdim. Kahvelerimizi de içtik. Anne oğul kahvelerini. Mutfak tabii ki darmadağınık. Mutfağı toplayacağım. Böyle işte bizim günlük hayatlar. Evlatlar geldi mi her şeyi bırakıyoruz. Evet, manzara bu. Mutfak bu. Şimdi toplamaya başlıyorum artık. Eşim gelene kadar toparlarım. Ayakkabılarını siler, ortalıktan tertemiz kaldırırız. Yani geldiler mi böyle hemen her yer dağılıyor bizde. Bırakıyorum yani. Onları geçirdikten sonra kızım da gelse aynısı, oğlum da gelse aynısı. Hadi bana kolay gelsin diyelim, ben işlere devam.